Herkese merhabalar. 7 ay önce çektiğim bir videonun bugün ikinci inceleme videosunu çekiyorum. Bugün sizinle Girl Talk yapıyor olacağız. Kahvemi de hazırladım ben. Double Türk kahvesi içiyorum. Umarım sizler de keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur. Ne oluyor? Sizinle gerçekten böyle uzun uzun oturup sohbet etmeyi o kadar özledim ki anlatamam. Bugün böyle spesifik bir konumuz olduğu için çok fazla lafı uzatmayacağım ama böyle bir soru cevap mı yapsak, update mi yapsak, ne yapsak bilemedim. Bana bu ürün Şubat ayında falan gönderilmişti. Bana Mioji markası gönderdi. Tekrardan teşekkür ederim. Çok iyi denk geldi bu ürün bana çünkü tam o sıralarda ben de bir lazer epilasyon cihazı almayı planlıyordum. Çünkü takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ben İstanbul'da yaşıyordum. Evlenip Bursa'ya taşındım. Ve İstanbul'dayken de zaten lazer epilasyonu gidiyordum. Bakırköy'de bir yere gidiyordum. Bir güzellik salonuna gidiyordum. Çok memnun değildim. Yani benim için böyle çok acılı ve çok sancılı bir süreçti. Benim gerçekten hem tenim hem de canım çok hassastır. Yani çok acıyordu canım. Gerçekten çok acıyordu. Dayanamıyordum ve sırf bu yüzden zaten gitmek istemiyordum. Sürekli erteliyordum. Faydalı oluyor muydu? Yani evet, hani gözde görülür bir şekilde azaltmıştı ama bitirmiyordu yani benim kıl durumumu. Ve ben sarışın olduğum için kıllarım da böyle daha çok rengi açık olduğu için makine benim kıllarımı görmüyordu. Benimki sözleşmeli böyle 16 seans gibi bir şeydi. Seanslarımın tamamını almak istedim tabii ki de. Bir de bu gittiğim yerdeki kadınla da zaten çok fazla anlaşamıyordum. Hani kadına canım acıyor diyordum. O bana böyle daha çok baskı yapıyordu. Daha çok tersliyordu beni vesaire. Hani sonuçta sen orada uzanıyorsun ve savunmasızsın. Çok kötü bir his gerçekten. Zaten sonrasında pandemi çıkmıştı ve ben pandemide biliyorsunuz hani ilk başta böyle kuaförler vesaire kapandı ya, bu tarz güzellik merkezleri de kapandı. Benim de böyle yaklaşık bir 4-5 seansım kalmıştı. Hani hep şeyi sonuna kadar gitmeyi planlıyordum aslında. Çünkü hani o 5 seans sonrasında muhtemelen güzel bir sonuç alırım diye düşünüyordum. Pandemiden uzun bir süre sonra tekrar salonlar açılmaya başladığında ben gitmeye cesaret edemedim. Çünkü ya o sıralar böyle hepimiz bir şeydik ya, çok titizdik, çok fazla her şeyi kafaya takıyorduk ya. Böyle çok fazla temizliğinden işte vesaire böyle emin olamamıştım. Kendimi rahat hissetmemiştim. Bir de zaten Başak Burcu'yum ben. Çok takıntılıyım bu konulara. O yüzden gitmedim ve benim seanslarım yandı. Parasını da ödediğim halde hiçbir zaman parasını geri almak gibi bir hani şeye girmedim açıkçası. Sonrasında zaten Bursa'ya taşındım. Bursa'ya taşındıktan sonra da hani nasıl bir çözüm bulacağım diye böyle çok kafamı kurcalıyordu bu konu. Tekrardan da para verip lazere gitmek istemedim. Çünkü hem bu şehri bilmiyorum hem böyle öneri alabileceğim kimse yok. Daha önce hani bir yere gitmiş veya öneren bir tanıdığım vesaire yoktu. Öpeyim gideyim. Tamam. Gül yanıyor bu. Abi dikkat et bak, saçını maçını yakma. Yakma. Ayak'la dans ettirirken böyle bir yapar. Saçmalama ya. Tamam, çek de izleyeyim ben. Hayır. Hadi ben gitmişim. Hadi ben yokmuşum. Açma ya. Hadi ben yokmuşum. Sen gözükmüyorsun. Hadi ben yokmuşum. Hadi sen benim kollarım ol. Bir şey söyleyeyim, her video çektiğimizde bunu yapıyoruz, biz salak mıyız? Ay bugün çok zor geçti arkadaşlar. Sabah kalktım, kahvaltı hazırladım. Kocam bütün gün oyun oynuyor. İşte bütün gün böyle bilgisayarda takılıyor falan. Çok sinirlendiriyor beni. Bence böyle yapmamalı. Enerji verdin mi? Ben gidiyorum. Çok enerji verdin. Patladım şu an. Yani açıkçası benim için seçenekler gitgide azalıyordu. Burada lazere gidebileceğim bir yer bulamadım. Tekrardan para vermek istemedim vesaire. Yine o sürece girmek istemedim. Ecelet yapmak istemiyordum zaten çünkü yaptıkça daha da çok kalınlaşmaya başlamıştı. Yani aynı eski haline dönmeye başlamıştım. Ağda'ya gitmek de zaten artık yine hani böyle pandemiden çıktıktan sonra hala bazı şeylere adapte olamıyoruz ya. Ben biraz o kafadayım. Hani temiz ve güvenebileceğim öyle bir salon da bulamadım. O yüzden oraya da gidemedim derken tam o süreçte ben de böyle araştırmaya gitmiştim. Hangi aleti alsam, işte hangisi daha iyidir vesaire diye böyle videoları izlerken
Marka benimle iletişime geçti ve bana çok teşekkür ederim böyle bir ürün gönderdiler. Benim ilk kullanımımda en çok şaşırdığım şey gerçekten hiç ama hiç acıtmaması. Ya şimdi daha önce lazere gitmiş bir insan olarak, bir de benim gittiğim lazerin tipi şey değildi, Alexandra değildi. Ne deniyor onu? Ütü mü deniyor? Ya o da şöyle bastırarak yapıyordu tıpkı bu aletler gibi ve çok acıyordu. Şimdi mantıken düşündüğümde bu da ışınlı bir alet, bu da atışlı ve bastırarak yapılan bir şey. Ama bunda hiç acı vermiyor. Bu bana çok ilginç geldi. Bir de mesela beni korkutan şuydu. Şimdi sonuçta kendim yapacağım ya. Ayarını işte nasıl kontrol edebilirim, ya daha az yaparsam ya daha fazla yaparsam, ya cildimi yakarsam vesaire gibi. Ama o konuda da gerçekten gönderdikleri kitapçı, kullanma kılavuzu gerçekten o kadar detaylı, o kadar güzel anlatıyor ki daha önceki videomda ben bu sayfaların hepsini tek tek incelemiştim ve sizinle birlikte paylaşıp anlatmıştım. Burada sizin kıl yoğunluğunuz, işte şöyleyse şu numarada kullanın, bu kadarsa şu şekilde kullanın. Ten renginiz işte burada sıralanmış, bunlarda ise ten renginiz kullanmayın, işte turuncu ve gri renklerde ürün kılları görmez gibi gibi detaylar yer alıyor. Ve böyle bir takvim de çıkarmışlardı. Şimdi o sayfayı da bulacağım. İlk hafta, ilk hafta kıllarınızın görünümü işte şu şekilde olacak, yoğun olacak. Sonra ikinci haftada daha azalmış olacak. Belki ekranda şu an tam görünmüyordur ama dördüncü haftada çok böyle 4-5 tane falan var burada seyrek. En son 6. haftada da artık neredeyse hiç yok. 1-2 tane falan var şu an görselin üzerinde. Yani bunların detaylarına kadar verdikleri için kendimi aslında bir tık daha rahat hissettim kullanım açısından. Çünkü ne zaman kullanıp kullanmayacağımı, hangi seviyede kullanabileceğimi ve nasıl atış yapmam gerektiğini zaten detaylı olarak çok güzel bir şekilde burada yansıtmışlar. Benim daha önce gittiğim lazerde gitmeden bir gün önce jiletle bölgeyi temizliyorduk. Bu ürün de yine aynı şekilde. Burada zaten yine gösteriyor. Bir gün öncesinde veya kullanım öncesinde jiletle bölgeyi temizliyorsunuz. Üzerinde böyle herhangi bir yara, işte jilet kesintisi vesaire gibi bir şey olmaması lazım. Ardından gayet normal bir şekilde uygulayabilirsiniz ürünü üzerine. Yani lazer epilasyonu. Bende şöyle bir süreç oldu. Şimdi dediğim gibi bana Şubat'ta geldi ürün. Mart'ta videoyu yayınlamışım. Şeyi hatırlıyorum. Şubat'ta çektim ben o videoyu ama yayınlaması vesaire böyle bir benim hani kendi takvimim olduğundan dolayı bir ayı bulmuştu. Yani ben Şubat ayından beri aslında kullanıyorum ürünü ve neredeyse bir sene olacak. Ama ben dediğim gibi daha önce lazere gittiğim için benim şu an hiç hani lazere gitmemiş, hiç lazer epilasyon uygulamamış bir kişiye göre kıl yoğunluğu her bölgede çok çok daha azdı. Bir de ben bu arada lazere sadece bacak, alt bacak, bikini ve koltuk altı bölgesi için gidiyordum. O yüzden yine aynı bölgeleri uygulamaya devam ettim. Ben mesela üst bacağımı hiç uygulamadım. Çünkü üst bacağım zaten benim çok sarı ve çok da az yoğunluğu. O yüzden gerek duymadım. Düzenli bir şekilde her ay kullanmadım. Yani benim için en güzel ve en önemli olan kısımlardan biri aslında bu. Her ay kullanmadım çünkü öyle bir ihtiyacım olmadı. Şurada yazıyor ya, 4. haftadan sonra sadece ihtiyaç duyduğunuzda kullanın diye. Ben 1 veya 2 kullanımdan sonra gerçekten sadece ihtiyaç duyduğumda kullanabilir bir seviyeye geldim. Zaten ilk kullandığım anı bir önceki videomda kameraya çekmiştim. İlk defa orada uygulamıştım zaten ürünü sizinle birlikte. Tepkilerimi vesaire orada gayet doğal bir şekilde görebilirsiniz. Sonrasında bir ay hemen kendimi şey yaptım, takvime ekledim telefonda. Tam bir ay sonra tekrar uyguladım ürünü. Yine aynı bölgelere uyguladım. Bir de burada zaten sizin ten renginize göre kaç numarayla atış yapmanız gerektiği de yazıyor. Ben de 3 veya 4 daha uygun olur diye düşünmüştüm ben. Ama şunu anlıyorsunuz zaten. 4 yaptığınızda mesela bazen çok sıcak geliyor ürün size. O yüzden onu 3'e indiriyorsunuz vesaire. Büyük bölgelerde hep otomatik atışta kullandım. Yani büyük bölgelerde diyeyim, bacaklarımda, kollarımda. Ben koluma da uygulamıştım. Şöyle şuraya kadar koluma da uygulamıştım. Normalde ben hep kolumu kışın hiç almam ama yaz aylarında
Bir kere ya da iki kere jilet yaparım. Ağda da yapmam. Jilet yaparım. Sonrasında tabii onun böyle biraz hani sertliği olabiliyor ama uzadıkça geçiyordu. Şu an mesela bu ürünü iki kere koluma uyguladım. Ve şu an hala var. Yani şöyle göstereyim. Görünüyor. Ama o kadar açık ki rengi, bu beni hiç rahatsız etmiyor. Muhtemelen yazın bir kere daha yaparım. Şu an kışın buraya yapmaya ihtiyaç duymuyorum. Ve şu an böyle şeylerim, tüylerim çok çok yumuşadı. Daha önce jiletle aldığım zamanki gibi değil. Dediğim gibi kollarıma da normal atışlı, hani otomatik atışlı uyguladım. Ama koltuk altına ve bikini bölgesine hep ben atış yaptım. Yani manuel bir şekilde uyguladım. Zaten kullanım kılavuzunda da o şekilde öneriliyor. Ve ben gerçekten bu üründen çok ama çok memnun kaldım. Ha şunu söyleyeyim, karşılaştırabileceğim bir ürün yok. Yani ben Philips'in bilmem ne modeliyle bu ürünü kıyaslayamam. Çünkü benim ilk kullandığım epilasyon cihazı buydu. Sizin deneyimlediğiniz farklı bir marka varsa lütfen yorumlarda yazın. Bizim de aydınlatmış olursunuz. Yani bizimle bilgilerinizi paylaşmış olursunuz. Ben her uyguladığımda tarihleri kaydetmişim notlarda. Ve şu an baktığıma göre ben 7 ay boyunca bu cihazı sadece 4 kere uygulamışım. Ve dördünde de hep aynı bölgelere uyguladım. Farklı zamanlarda uygulamadım. Yani her seferinde işte alt bacağıma, bikini bölgesine ve koltuk altına uyguladım. Az önce söylediğim gibi böyle ara ara üst bacağı ve kol bölgeme de uygulamıştım. Ama onun dışında uyguladığım bir bölge yok. Şu an dediği gibi gerçekten ihtiyaç duyduğumda uygulamam gereken bir dönemdeyim. Tekrardan belirtmek istiyorum ki benim daha önce bir lazer geçmişim olduğu için zaten benim kıl durumum anlattığım gibi hani daha hafifti. Eğer siz hiç lazere gitmemişseniz, bir ağda alışkanlığınız yoksa, hep jilet yaptıysanız ve kıl kökleriniz çok yoğun, çok sertse bu sizin için bir tık daha uzun sürebilir. Belki benim gibi hani çok daha seyrek değil de çok daha sık kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Bence bu detaylar zaten çok önemli değil. Ne kadar sıklıkla kullandınız. Önemli olan gerçekten cihaz asla canınızı acıtmıyor. Ve mükemmel bir kullanım, çok kolay. Eğer herhangi merak ettiğiniz başka bir detay varsa, şu an benim aklıma gelmeyen veya değinmediğim videoda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Beni Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın lütfen. Instagram adresimi buraya yazıyor olacağım. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz.